Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Kehf suresinin 45. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önceki ayetlerde Rabbimiz iki arkadaşın hayatından bir bölüm bize sunmuştu. İki arkadaştan biri zengin, biri fakir. Zenginin üzüm bahçeleri, hurma bahçeleri, ziraata elverişli tarlaları ve bunların arasında su kaynağı var, nehri var. Arkadaşının da imanı var, tevekkülü var ve huzuru var. Arkadaşı onu arkadaşı olduğu için uyarıyor. Bak, bu bahçeleri, bu bağları, bu zirai mahsulleri veren Allah Celle Celaluhu. Tıpkı seni meniden bu hale getirdiği gibi. Gel, bunları Rabbimden bil. Ona tevekkül et, ona iman et. Dediğinde, bunları ben kazandım. Malım ve evladım senden fazla. Bana karada ölüm yok, diyor. Ve bir gün o mallar elden çıkınca ellerini ovuşturmaya başlıyor ve Rabbine yöneliyor. Ama tabii faydasız demiyoruz. Can bedenden çıkmadan herkes Rabbimden af talebinde bulunabilir. Bu bölümde de yine bir örnekleme yoluyla anlatıyor Rabbim. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Rabbim diyor ki onlara şu dünya hayatını bir örnekleme yoluyla anlat. Dünya güzel değil mi? Her şey güzel. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Geçen bir yurt dışında konferans için gittiğimde değerli bir insanımız diyor ki kanser oldum hocam. Tedavime devam ediyorum. Ağzıma tuzu bir avuç alıyorum. Tuz bana tuzsuz geliyor. Tuz tuzsuz geliyor. Hanıma yemekleri niye tuzsuz yapıyorum diyorum. Tuzu kendi tabağıma döküyorum, yine tuzsuz. Tuzu ağzıma alıyorum, o da tuzsuz diyor. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Bu çok güzel bir cümledir yalnız. Bu çok güzel bir duadır. Yalnız bu ağız tadı değil, aile ortamının tadı, eşinizle, çocuklarınızla, annenizle, babanızla, dostlarınızla, yakınlarınızla. Hem bu ağzınızdaki tat bozulmasın, hem de toplumsal hayatınızın tadı bozulmasın anlamında söylenmiştir o. Dünya güzel. Ağzımız tad alıyor. Tad alınacak şeyler Rabbimiz yaratmış. Gözümüz görüyor, görülecek güzellikler yaratmış. Ne kadar? Sayısız. Bize göre sayısız, Rabbime göre mutlaka sayılı. Bize göre sayısız. Bu kadar güzellikleri yaratıvermiş o Allah Celle Celaluhu. Dünya hayatı böylesine güzel. Niye benziyor? Kema in enzelnahu mines semai fahtalata bihi nebatul ard. Gökyüzünden yağan yağmurlar yeryüzünün bitkileriyle birleşiyorlar.
ve yemyeşil oluyor. Ama bir gün bir rüzgar, bir kavurucu güneş onlar kupkuru hale geliyor, dallarından kopuyor, rüzgarın önünde sürüklenmeye başlayıveriyor. Yemyeşil vadiler kupkuru hale geliyor. Çiçekli dallar çer çöp haline dönüşüveriyor. Dünya hayatı da öyle bir şey. Bir gün kıyamette kökünden sökülecek ama kıyamet gelmeden önce biz sökülüyoruz. Biz alınıyoruz, götürülüyoruz. Kimse de engel olamıyor. Eşimiz engel olamıyor, çocuklarımız engel olamıyor, babamız, annemiz, bizi en çok sevenler engel olamıyor, devletimiz engel olamıyor, devletler engel olamıyor. Rabbim diyor ki, وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. O Allah Celle Celaluhu her şeye gücü yetendir. El-mal ve'l-banun zinetul hayatid dunya. Dünya mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdürler diyor. En değerli süslerimiz bizim evimize sıvadıklarımız değil. Yani evinizi en güzel yere yapsanız, iç mimarisini, dış mimarisini en değerli uzmanlarına yaptırsanız, onların içerisinde yine sizin en değerli süsünüz çocuklarınızdır, sevdiklerinizdir. Hani neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınıp gezenim yoktur demiş şairimiz ya. İçinde salınıp gezenlerimizle dünya güzeldir. Eşimizdir. Onlar, o salınıp gezenler çocuklarımızdır. Annemiz, babamızdır. Sevdiklerimizdir. Dünya onlarla güzeldir. İsterseniz imkanı olanlara bir sorun. Yani beni dinleyenlerin birçoğunun imkanı da yoktur da, imkanı olanlar. Türkiye'nin veya dünyanın en seçkin yerlerinden ev alabilecek güçte olan insanlarımız var. Bazen duyarız ya, işte dünya Amerika'da şu kadar milyon dolara villa aldı filan zenginimiz. İngiltere'de filan yerden aldı. Dağın en zirvesine bir villa yaptırsa, kapıları altından, pencereleri gümüşten olsa, mimarinin en seçkin malzemeleriyle yapılsa, bahçesi de en seçkin çiçek ve ağaçlarla döşense ve içerisine de en sevimli hayvanlar koyulsa, insan için orası güzel. Ne kadar? Bir gün güzel, ikinci gün güzel, bir hafta güzel. Tek başına kalacaksınız ama. Tek başına yaşayacaksınız orada. Bir hafta sonra ben burayı terk ediyorum. Neyleyim sarayı, neyleyim köşkü, içinde salınıp gezenim yoktur türküsü orada iyi gider işte. Derhal orayı terk edersiniz. Olmaz, yaşanmaz, yaşanması da istenmez. İnsana eş lazım, çocuk lazım, dostlar lazım. Onlarla hayat güzeldir. Rabbim de diyor, El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti dünya. Malınız sizin süsünüzdür. Çocuklarınız sizin, yani dünya hayatının süsüdür. Kötülenmek için söylenmiyor burası. Dünyamızın süsü bu bizim. Bu süslerimizi koruyacağız. Nasıl koruyacağız? Çöplüğe atılmaması için dikkat edeceğiz. Çöplük cehennem. Çocuklarımız cehenneme gitmemesi için yüreklerine imanı yerleştirilecek. Vel bâkiyâtü s-sâlihâtü hayrun inde rabbike
sevaben ve hayrun emela. Baki olan ise Rabbin katında baki olan salih ameller daha hayırlıdır sevap bakımından ve arzu edilmesi, ümit edilmesi yönünden de en hayırlı olanlar kalıcı amellerdir. Yani bu dünyada malımız bizimle beraber kabrin başına kadar geliyor. Malımız kabrin başına nasıl gelir? Hani tabut parası ödüyorlar, cenaze masrafları ödüyorlar, paranızdan ödüyorlar onu. Bazı insanlar kabir kazı veriyorlar, onlara para ödeniyor. Kabristan satın alınıyor, onlara para ödeniyor. Bu sizin paranızdır. Kabire kadar geliyor paranız, ben gitmem abi diyor ondan sonra. Bundan sonrası bana ait değil, gitmem ben. En sevdikleriniz kabire kadar geliyorlar. Çocuklarınız, eşiniz, yakınlarınız, dostlarınız da kabire kadar geliyorlar. Orada sizi bırakıyorlar. Oradan sonra sizinle beraber devam edecek olan, kalıcı olan salih amellerinizdir. Salih amel demek, Rabbimin Kur'an'ında, Resulünün sünnetinde bize bildirdiği ve nasıl yaşanacağını Efendimiz de gösterdiği güzel eylemler. Hem tabiata uygun, hem şeriata uygun eylemler. Yani Kur'an'a ve de tabiata uygun eylemlere ameli salih diyoruz. Bunların karşılığı olan sevap daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral arda barizeten ve haşernâhum felem nugadir minhum ahaden. Bir gün gelir, şu gördüğünüz büyük dağlar var ya, onların hepsini biz yürütürüz diyor Rabbim. Dağları yürütürüz. Ve yeryüzüne bakarsın, çırılçıplak kalmış yeryüzü. Ve insanların hepsini biz mahşer yerinde toplarız. Hiçbir kimseyi de atlamayız, kendi haline bırakmayız. Yani gizlenecek bir tek kişi kalmaz. Hepsi gelirler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve uridu ala rabbike saffan. Rabbin huzuruna saf halinde arz olunurlar. Saflar, herkes saflarıyla gelir yalnız. Yevme ned'u külle ünâsin bi imâmihim. Herkesi önderleriyle çağırırız. Önde, önderi kişilerin, grupların. Önderleri önde. Rabbin huzuruna geliyorlar. Zalimlerin önderi bir zalim. Arkasına bütün zalimleri takmış. Bütün kafirleri arkasına takmış. Rabbin huzuruna geliyorlar herkes. Önderleriyle beraber gelirler. Saf tutmuş halde Rabbin huzurunda beklerler. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ Sizi ilk defa nasıl yaratmışsak öylece huzurumuza geldiniz. Nasıl yaratmıştı? Teker teker yaratmıştı. Meryem suresinde, En'am suresinde de ifade edildiği gibi teker teker geliyoruz, teker teker ölüyoruz. Kur'an bunu birkaç yerde tekrarlar. Ama bizim Türkiye aydınımız Kur'an okumaz. Batılı filan yazar der ki, çok önemli bir şey söyleyecek şimdi. İnsanlar teker teker ölür. Bunu Türkiye'de bizim aydınım diye geçinen anasının önündeki kitabı okumayan insanlarımız bu cümleyi birkaç kişi tekrarladı şu birkaç sene içinde. İnsanlar filan der ki, insanlar teker teker ölür. Yahu Kur'an'dan alınma bir söz bu.
teker teker geliyorsunuz, teker teker dönüyorsunuz. Şu dünyada 6 milyar insan, herkes teker teker geldiler. İkizler bile teker teker geliyor. İkizler bile teker teker geliyor, teker teker gidiyorlar. Burada bizim tercihimiz burada olacak. Ahirette tercih yok. Tercih burada. Ahirette kiminle beraber olmak istiyorsak, bu dünyada onunla beraber olmaya çalışacağız. Onun yolundan gitmeye çalışacağız. Onun için değerli hocalarımız güzel dualar yaparlar. Ya Rabbi, mahşer yerinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin livaül hamd sancağı altında toplanmayı nasip eyle. Çok güzel duadır bunlar. Yani biz, bizim imamımız, önderimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Mahşer yerinde de biz onun arkasında saf tutmak istiyoruz. Bel zaamtum en len nec'ale lekum mev'ida. Sizin için belirli bir zaman kılacağımızı zannetmiyordunuz. Yani dünyanın sonu gelecektir, sizin sonunuz gelecektir diyoruz. Siz bunu pek zannetmiyordunuz. Sizin de sonunuz, dünyanın da sonu gelecek. Ve vud'al kitabu feteral mücrimine müşfikine mimma fih. Kitap ortaya koyulur, yani amel defterleri. Kitabımız verilecek. Sağ tarafından verilenler, sol tarafından veya arkasından kitabı verilenler olacak. Mücrimleri sen o gün kitabın içindekileri görünce korktuklarını görürsün. Adamın amel defteri verilmiş, şöyle bir bakmış, yaptığı kötülükler iyiliklerden fazla. Bir de başta kafir ünvanı yazılmış oraya. Yetiyor o zaten. Bütün iyilikleri dahi götürüyor o. Bu sefer titremeye başlıyor. Ve yekulune ya veyletena ma li hadzal kitabi la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadira ve la yuzlimu rabbuka ahada. Şöyle diyorlar orada amel defterlerini görünce korkanlar, yazık bize, yazık bize. Bu kitap, yani amel defterimiz olan kitap, büyük ve küçük her ne var ise yazmış. Hiçbirini atlamamış. Hepsi orada sayılı. Bütün yaptıklarını orada hazır bulacaklar. Ve Rabbim onların hiçbir şeyini eksik yapmayacak. Yani cezaları hakkıyla verilecek, zulmetmeyecek, haksızlık yapmayacak ve kişiler yaptığının karşılığını bulacak diyor Rabbimiz. Hepimiz fişleniyoruz. Dikkat edelim. Kayda geçiyoruz. Nasıl kayda? 24 saatimizin her saniye ve salisesi televizyon ekranına kaydedildiği gibi hayatımız kaydediliyor melekler tarafından. Onun için tek başımıza en gizli yerde bile yanlış iş yapmamaya özel dikkat edelim. Özel gayret gösterelim. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis kâne minel cinni fefeseqa an emri rabbihi. Hani biz meleklere Adem'e secde edin dedik de bütün melekler secde ettiler, iblis secde etmedi. O cinlerdendi ve Rabbinin emrine karşı isyan etti.
اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ. O sizin düşmanınız olduğu halde siz beni bırakıp onu ve onun neslini mi kendinize dost ediniyorsunuz? O sizin düşmanınız. Adem'e secde etmedi. Etmedi bir tarafa. Madem ben onun yüzünden cennetten kovuluyorum, لَاَقْعُدَنَّ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Senin bu dost doğru sırat-ı müstakimin var ya, onun üzerine oturacağım, bu insanları sapıtmaya, yollarını cehenneme çevirmeye çalışacağım diyor. Rabbim de bizi uyarıyor. اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَن۪ي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُب۪ينٌ وَاَنْ يَعْبُدُون۪ي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Yasin suresinin 5. sayfasında Rabbim, ben sizden bir söz almadım mı? Yahut şeytana tapmayınız. O sizin düşmanınız. Bana kulluk ediniz. Doğru yol budur demedim mi? Diyor Allah Celle Celaluhu. Mevlana'ya demişler ki, ya ben şeytanı görmediğim için inanmıyorum demiş. Şeytan da Mevlana da demiş ki, aynaya bak aynaya, şeytanı görürsün demiş. Adam Konya'nın filozoflarındanmış o gün için, şeytanı inkar ediyor. Mevlana da diyor ki, kendine baksan ya diyor. Bi'seli zalimine bedela. Bu ne kötü bir değişmedir diyor Rabbim. Yani Allah'ı bırakmak, dost olarak Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinmek. Ne kötü bir değiş tokuş. Ma eşhedühüm halqa semavati vel ard ve la halqa enfusihim. Göklerin yaratılışında, yeryüzünün yaratılışında, hatta kendi yaratılışlarında ben onları şahit yapmadım. Yani biz kendi yaratılışımızı görmedik. Dağların yaratılışını görmedik. Gökyüzünün yaratılışını görmedik. Ve mâ küntüm müttehizel mudillîne adıda. Ben de yoldan sapıtanları kendime yardımcı edinmedim. Yani şeytan benim yardımcımda değil, yakınımda değildir diyor. Tabi şeytanlaşmış insanlar da benim yardımcım değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yevme yekulu nadu şurekâiyellezîne zaamtum. Rabbim diyor ki, peki bana ortak koştuklarınız var ya, onlara çağırın bakayım. Fedaahum, onlar da çağırırlar. Felem yestecibu lehum, onlar onlara yardıma gelemezler, icabet edemezler. Ve cealna beynehum mevbiqa, biz onların arasına çok tehlikeli bir uçurum koymuşuzdur, bir cehennem çukuru koymuşuzdur, uzak bir mesafe koymuşuzdur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani yönetenlerle yönetilenler birbirlerine yardımcı olamayacaklar orada. Ve ra'el mücrimûne nâra fezannû ennehum muvâki'ûhâ ve lem yecidû anhâ masrifâ. Suçlular ateşi gördüklerinde oraya düşeceklerini anlarlar. Ve onları oradan kurtaracak birini de bulamazlar diyor Rabbim. Ve leqad sarrafna fi hadzal qur'an lin-nas min kulli mesel ve kana'l insanu ekseru şey'in cedela. Biz şu Kur'an'da insanlar için birçok örnekler sunduk diyor Rabbim. Örnekleri tekrar tekrar
insanlara sunduk. Hani yukarıda Ashab-ı Kehf'i örnek verdi. Bahçesi olan ve ama haksızlık yapan, zulmeden insanın hayatından örnek verdi. Dünya hayatını bir örnekleme yoluyla bize anlattı ve diyor ki Kur'an'da insanlar için biz birçok örnek verdik. Ama insanoğlu diyor mücadelecilik de çok fazladır. Çekişken, çokça çekişkendir diyor Rabbim. Ve kânel insânu ekthera şeyin cedelâ. Cedel kelimesini kullanırız Türkçe'de. Ondan türetilmiş mücadele kelimesini kullanırız. İnsan mücadelecilik bakımından çok fazladır diyor Rabbimiz. Rabbi ile mücadele ediyor. Sağlığında peygamberimizle mücadele edenler. Şimdi hadisleriyle mücadele edenler. Çekişkenlik yapanlar. İnsanlar. Eş, hanım, kocasına karşı. Koca, hanımına karşı. Çocuk, anne babasına karşı. Anne baba çocuklarına karşı. Komşular birbirlerine karşı. Çekişip durmaktalar. Rabbim diyor ki bu hoş değil. İnsan böyle yapıyor. Çokça mücadeleci ve çekişken olduğunu söylüyor. Öyleyse biz bu vasıflarımız hepimizde hemen hemen az çok var. Bunu mücadeleye, yani mücadele biraz daha Türkçe terim olarak güzel. Yani en iyi işleri yapmada, en iyi sözleri söylemede, en iyi sanat eserlerini meydana getirmede, en sağlam bilgileri elde etmede, en başarılı işleri ben yapayım demede mücadele edelim. Yoksa insanlarla çekişmede kullanmayalım bunu. Hani hepimize hırs vermiş Rabbim. İyidir, hırs iyidir. Ama hırslı olup bunu kötü yolda kullanmak kötüdür. Çokça kazanalım, çokça dağıtma hırsımız da olsun. Kazanma hırsımız olduğu gibi çokça dağıtma hırsımız olsun. Çokça öğrenme hırsımız olsun. Öğrendiğimizi çokça öğretme hırsımız da olsun. Korkumuz iyidir. Allah hepimize korku vermiş. Bir kısmını az vermiş, bir kısmına çok vermiş. Biz verileni değerlendirelim. Bunu insanlardan korkma, eşyadan korkma olarak harcamayalım. Allah'ın emir ve yasaklarına riayette harcayalım. Yani bütün bize verilen özellikler nötr halinde iyidir. Ama bunu biz iyiye kullanacak olursak çok daha iyidir. Kötüye kullanacak olursak çok daha kötüdür. Mücadelecilik hepimize verilmiştir. Bunu iyi yönde kullanmaya çalışalım. Çekişken, geveze, insanları kıran, yok eden, insan hayatını cendereye atan ve çekilmez hale getiren mücadelecilerden olmayalım. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.